bunlar olurken dün çok enteresan bir gelişme daha yaşandı. ABD Başkanı Biden çıktı dedi ki Türkiye'nin YPG'ye yönelik operasyonu, bizim Mehmetçiğin operasyonu, IŞİD'le mücadeleye zarar veriyor deyip Suriye'deki o ulusal acil durum muydu? Evet, onu uzattı. Uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Ben hani burada parçaları birleştiriyorum. Biden bunu söylemeden saatler önce Netanyahu dedi ki Hamas'la IŞİD aynı kategoride değerlendirilmeli dedi. Ki dünyada yani bunu yapıyorlar. Bir kurguyu oluşturmuşlar kendi kafalarında. Bunu aşama aşama hayata geçiriyorlar. Nerede görülmüş ya? 2,5 milyon Gazze'de yaşayan insan, büyük çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlı, savunmasız insanlar ve siz bunların üzerine uçak gemileri gönderiyorsunuz. Tonlarca mühimmatı, dün ben sosyal medyadan da paylaştım, İsrail'e veriyorsunuz. Orada İsrailli biri kamerayla çekiyor, diyor ki bunlar diyor yarın diyor Gazze'lilerin tepesine binecek. Ya ve insanlık bunu seyrediyor. Kimse anlamlı bir tepki ortaya koymuyor. Yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı bu yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğunu, giderek bir katliam ölçüsüne doğru geldiğini söylüyor. Ama öyle film izler gibi izliyorlar. Biz bu senaryoyu daha önce nerede gördük? 1991 yılında ben hatırlıyorum. Dediler ki Saddam'ın işte yaptıkları Körfez'de hayat tehdit ediyor. Bir karabatak görüntüsü. Petrole bulanmış bir karabatak görüntüsü. Sonra dediler ki Irak'ta kimyasal silah var. Tony Blair yıllar sonra itiraf etti böyle bir şey olmadığını. Geldiler Irak'a çöktüler tırnak içerisinde. 1 milyon Müslümanı katlettiler. Irak'ı fiilen üçe böldüler. Sonra gitmiş gibi yaptılar. Gitmediler de aslında oraya böyle bir kaos, karmaşa içinde bıraktılar. Suriye'de aynı planı hayata geçirdiler. Bugün gelinen noktada bakıyorsun benzer bir kurguyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi amaç ne burada? Ona bakmak lazım. Hani kime yarıyor bu iş? Kime yarıyor sorusundan gidersek. Bir yüzyıl önce mevzu bahis Orta Doğu'nun petrolüydü. Enerjiydi. Osmanlı'nın parçalanması gerekiyordu. Onu yaptılar. Cetvelle çizdikleri sınırlar bugün işlevini yitirdi. Bölge yine kaos ve karmaşa içerisinde. Bir yüzyıl sonra mevzu yine enerji. Bu sefer Doğu Akdeniz'in doğalgaz rezervlerinden bahsediliyor. Mesela Amerikan uçak gemisinin paylaştığı resimler var. Doğu Akdeniz'deyiz diyor adamlar. Hani sadece sen orada Hamas'ı bir düşman gösterip etkisizleştirmek için mi ABD, İngiltere uçak gemilerini oraya yolluyor? Ya burada başka bir şey var, başka bir kurguyu hayata geçirmeye çalışıyorlar ve masumların hayatını hiçe sayıyorlar.